efsanevi pilotu Hümeyra yine efsanevi uçağıyla havadaydı. Dünyanın tüm pilotları onun adını bilirdi. Her zamanki gibi beyaz bulutlar onun yorganı, rüzgarlar yol arkadaşıydı. Yuhuu! Abla! Ha? Abla! Ne? Ha? Abla, uyan! Hadi kızım, uyan artık. Güneşin doğmasına az kaldı. Hı? Ha. Çok güzel bir rüya görüyordum. Devam edemez miyim? Hadi, namaz uykudan daha hayırlıdır. Doğru söylüyorsun anne. Kalktım. O zaman hadi namaza. Allahu Ekber. Semallahu limen hamide. Ali, oğlum nereye? Namazımı bitirdim anne. Oğlum, namazdan sonra dua etsene. Her namazdan sonra mı? Tabii, bak şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konuda ne diyor? Namaz kıldıktan sonra dua etmeden giden kişi, çalışıp ücretini almadan giden işçi gibidir. Yani namazdan sonra yapacağım her dua kabul olur mu? Onu mu demek istedin? Allah her duaya cevap verir. Hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. Nasıl yani? Burayı dikkatli dinleyin bebişlerim. Kişi Rabbine dua eder, bir şeyler ister. Aynı sizin istediğiniz gibi. Rabbimiz de istenen duayı 3 şekilde cevap verir. 3 şekilde mi cevap verir? Çok ilginç. Evet. Birincisi, istenen şeyi verebilir. İkincisi, daha hayırlı olanı verebilir. Üçüncüsü, istenen şeyi bu dünyada vermez, ahirette karşılığını verir. Yani yaptığımız hiçbir dua boşa gitmiyor. Mutlaka bir karşılığı var. Bu harika bir şey. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anladım? Şimdi dua ettiğimde ya istediğim olacak, ya daha hayırlısı olacak, ya da cennette bir karşılığı olacak. Doğru mu anlamışım? Aynen öyle. Harika. Bunu daha önce öğrenmeliydim. Anneciğim, namazdan kalktım ama şimdi dua etsem olur mu? Olur, olur. Ne istesem, ne istesem. Dua deyince sadece kendine bir şeyler istemek akla gelmesin. Diğer insanlar için de dua et. Hastalığı olan, sıkıntısı olan bir sürü insan var. Doğru. Önce onlara dua edeyim, sonra kendime. Güzel. Allah kabul etsin. Ben ne isteyeceğimi biliyorum. Pilot olmak istiyorum. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Selamın aleyküm ev halkı. Herkes uyanık mı? Aleyküm selam. Babanız da camiden geldi. Güzel bir sabah kahvaltısına ne dersiniz? Babam sıcak ekmek de getirmiş midir? Getirmez olur muyum? Anne, dua çok kısa oldu. Aklıma başka bir şey gelmedi. Oo, merak etme, çokça dua var. Kahvaltıdan sonra onlara bakalım inşallah. O zaman Allah'ım ne olur her şeyin en iyisi olsun. Bir de oyuncaklar. Çocukların oyuncakları olsun. Abla! Bakalım bu hamleye karşı ne yapacaksın Hümeyra? Alper abi, araba senin mi? O benim. Binebilir miyim?
Tabii ki. Keyfine bak. Hey! Gidiyor! Gidiyor! Aman Allah'ım! Yetiştim Ali! Geldim! Beni bekle Hümeyra! Hay Allah! Ben de koşarak gideyim bari! Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam Ali dede. Oh, çok şükür. Bir şeyiniz yok ya, çok korktum. Hayır yok, iyiyiz. Bakıyorum eğleniyorsunuz. Heyecanlı bir inişti galiba. Evet, hiç sorma dedeciğim. O kutuda ne var Ali dedeciğim? Bu kutuda... köydeki marangoz arkadaşımın kimsesiz çocuklar için yaptığı tahta oyuncaklar var. Sen ne yapacaksın Ali dede? Ben bunları boyayıp biraz daha güzelleştireceğim. Sonra ne olacak? Onları satacak mısın dede? Hayır, hayır. Bunları kimsesiz çocuklara hediye edeceğiz. Siz de yardım etmek ister misiniz? Evet, tabii ki isteriz. En güzel renkleri boyarız hem de. Ne güzel olurlar. Ben çok güzel boyarım. O zaman hadi işe koyulalım. Ali dede, galiba benimki olmadı. Yuvarlak çizecektim ama çizemedim. Bakayım. Bu da güzel olmuş. Sürsene birazcık. Evet. Harika bir şekil oluştu. Güzel bir spiral olmuş. Diğer tekerleri de bu şekilde boyarsan daha güzel olur. Hey! Şuna bakın. Harika bir hediye olacak. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Gelebilir miyim? Aleyküm selam Fatih. Hoş geldin. Hoş geldin. Kimsesiz çocuklar için oyuncaklar hazırlıyoruz. Katılmak ister misin? Hem de seve seve. İyilikte buluşmak ne güzel. Bu arada herkes beğendiği bir oyuncağı kendine alabilir. Onlar benden. Bu uçak çok güzel. Tamam, o uçak senindir. Merak etmeyin, arkadaşım fazladan yapmıştı sizlere de vermem için. Yani bizim mi bunlar? Evet, sizin. O zaman elime geçen bu iyilik fırsatını kullanıyorum. Bu uçağı da ben hediye ediyorum. Ben de bu küçük atı kendime düşünmüştüm. Ben de hediye ediyorum. Bu tren de çok güzel ama galiba kimsesiz bir kardeşime hediye etmek çok daha güzel. Evet, dede, oyuncakların yanına biraz meyve koymaya ne dersin? Neden olmasın? Ali dede, nereden aklınıza geldi bu kimsesiz çocuklara oyuncakları yapmak? Kim bilir, belki bir çocuğun duası kabul olmuştur. Bizi de Allah bu işe memur etmiştir. Arkadaki elma ağacından elma toplayıp geleceğim. Çok iyi olur. Bir kasada elma götürürüz. Köyümüzden hem eğlenmeleri için oyuncak hem de ağızları tatlansın diye elma götürmüş oluruz. O zaman biz de toplayalım. Ne dersiniz? Olur derim. Neden olmasın? Ben henüz boyamayı bitirmedim. Siz toplarken ben de bunu bitireyim. Elmalarımızı da topladık. Artık bir işimiz kalmadı. Sevgili çocuklar, bugün güzel bir iyilik yaptınız. Şimdi ilçeye gidip kardeşlerinize hediyelerinizi ve selamlarınızı ulaştıracağım inşallah. Onlar kimsesiz değil dedeciğim. Biz varız. Onlar için hep dua edeceğiz. Onlardan da dua istiyoruz.
Tamam çocuklar, tamam. Bir gün beraber de gideriz inşallah. Hadi bana müsaade. Allah'a emanet olun. Güle güle dede. Hayırlı yolculuklar. Kim bilir ne kadar sevinecekler. Bugün çok bereketli bir gün oldu Pofi. Duanın çok büyük bir fırsat olduğunu öğrendim. Rabbimiz kendisine yapılan hiçbir duayı boş çevirmiyor. Mutlaka bir karşılık veriyor. Yani yaptığımız hiçbir dua boşa gitmiyor. Dua etmeyi alışkanlık haline getireceğim inşallah. Bugün çocuklar için hazırladığımız oyuncaklar da kim bilir hangi çocuğun kabul olan duasıydı. Bugün harikaydı Pofi. İnşallah rüyalarım da bugünkü kadar güzel olur. Allah herkese rahat bir uyku nasip etsin. İyi geceler Pofi.